sıkışık yaşamın, kapalı ortamlarda birlikte vakit geçirmenin arttığı, okulların açık olduğu, dolayısıyla çocukların sürekli dışarıdan eve, okuldan eve bu tür hastalıkları getirdiği bir dönem yaşıyoruz. Onun için geçmişte de kış aylarında, solunum yolu enfeksiyonlarında, soğuk algınlığında, bunların hepsine geniş olarak solunum yolu enfeksiyonları diyelim, soğuk algınlığı, bazen işte grip dediğimiz daha ağır, halk arasında paçavra hastalığı da denilen, kişiyi gerçekten yatıran tabloyla da karşılaşıyoruz. Bu dediğim gibi beklenen bir durum, bu mevsimde bu tür artışların olması. O zaman yatış nedenlerine bakmak gerekir gerçekten. Bunu ayıklayabilmek için de testler var. O testleri kullanmak gerekir rutinde. Covid mi değil mi ya da işte bu gripal enfeksiyonlara neden olan virüs geniş bir aile. Bunların tiplendirilmesi yapılabiliyor. Çünkü biz bir de geçmişte uyguladığımız, pandemi döneminde uyguladığımız bütün önlemleri bıraktık. Maske takmıyoruz. Kapalı ortamda takmıyoruz, toplu taşımada kullanmıyoruz. Onu bırakın işte bir hastanede örneğin çalışıyorum. Ben bu hastanede neredeyse %1-2 civarında maske takanlar. Buna çalışanlar, sağlık çalışanları da dahil, hasta da dahil, hasta yakını da dahil. Öyle olunca önlem almıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat etmiyoruz. Bizim geleneklerimiz var. Tokalaşma, öpüşme, sarılma. Bunlara da yeniden döndük. Ekstra bir önlem almıyoruz. Bütün bunlar olmayınca bizde Covid azalsın ya da hastanelerde ne oluyor da şimdi birdenbire yoğun başvuru oldu falan diye şaşırmaya da şaşırıyorum. Ben bunda hiç şaşırılacak bir şey yok çünkü önlem almıyoruz. Yani bu hastalığın görülmemesi için, solunum yolu enfeksiyonlarının görülmemesi, yayılmaması için belirli şeyler var, koşullar var. Sosyal mesafeye dikkat edeceksiniz. Özellikle hasta olanlar maske takacak. Dolayısıyla hiçbir şey yapmazken karşımızda da bir virüs grubu, bir virüs ailesi var. Onların bulaşmasını kolaylaştıran bütün imkanları onlara veriyoruz. Zaten dış ortam buna müsait. Hava sıcaklığında ani değişiklikler var. Küresel ısınmanın etkileri var. Mevsim sonbahar, kış. Gündüz gece ısı farkı çok artmış durumda. Bağışıklık sistemimizin zayıfladığı bir dönem. Bununla ilgili özel bir şey yapmıyorsak, efendim aşımızı yaptırmamışsak farklı nedenlerle, koruyucu önlemlere de dikkat etmiyorsak gayet normaldir. Acillerde dolar taşar. Tabii risk gruplarımız var bizim bebekler, çocuklar, gebeler, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar. Çünkü bu hastalığı birbirimize biz bulaştırıyoruz sonuçta. Bulaştırmamak da elimizde. Bunu da geçmişte Covid döneminde kanıtladık. Biz kurallara uyunca, biz bütün dünya maske takınca, sosyal ortamlarda fazla bulunmayınca, efendim işte sosyal mesafeye dikkat edince, el hijyenine dikkat edince, Covid döneminde biz bu tür solunum yolu enfeksiyonlarını falan daha az görmeye başlamıştık. Bu el hijyeni yıllardır konuştuğumuz, çok önemsediğimiz bir şey. Çünkü dışarıdan bu mikroorganizmaları biz elimizle falan getiriyoruz. İşte onların yıkanması, düzenli el yıkama, çocuklara bunun öğretilmesi, efendim maske takılması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi gene bugün bu şartlarda, bu koşullarda tavsiye edebileceğimiz önlemler.